biraz önce suyun içerisine koydum ve ön haşlama yaptım. Şimdi mercimeğimi süzerek devam edeceğim ve iç harcımı hazırlayacağım. Kabaklarımızı da hazırlayalım bir yandan. Bu şekilde kabakları önce dışını çiziyorum. Mercimeğimiz hazır. Şimdi kenarda tutuyoruz. Şimdi kabaklarımıza devam edelim. Kabaklarımızın dışını çizdikten sonra sap kısımlarını alıyorum ve ortadan ikiye kesiyorum. Bakın bu şekilde de oyacakla iç kısımlarını güzelce oyarak çıkartıyorum. Ve kenara alıyorum iç kısımlarını. Kabaklarımın hepsini güzelce oyduktan sonra şimdi soğuk suda güzelce yıkayacağım. Evet, biraz soğuk suda bekleteceğim. Şimdi iç harcımızı da yapmaya başlayabiliriz. Kuru soğanımızı temizleyelim. Evet, soğanımızı ince bir şekilde doğruyorum şimdi. Kuru soğanımızı ekliyoruz. Mercimeklerimizi ekliyoruz içerisine. Ve biraz önce içinden çıkartmış olduğum kabağın parçaları da iyice eziyorum, doğruyorum. Bu parçaları da içerisine ekliyorum. Bir diş sarımsak. Sarımsağımızı da ekleyelim içerisine. Tuz, biber. Şimdi nar ekşisi. Biraz biber salçası ve biraz da domates salça koyduktan sonra hepsini güzelce karıştırıyorum şimdi. İçlerini doldurarak tencereme dizeceğim. Bir de kapak yapacağım. Şimdi domateslerden de bir kapak yapıyorum. Şimdi ocağımın altını da açıyorum. Bir tane de sos yapacağım. Sosumun içerisine domates salçasından ve biber salçasından koyacağım. Tereyağı ve domates salça, biber salçayı şimdi karıştırarak biraz da suyunu ekleyip dolmalarımızın üzerine karıştıracağız. Evet, tereyağıyla biraz açtıktan sonra şimdi içerisine suyunu da ekliyorum. Ve bu hazırlamış olduğumuz sosumuzu da dolmaların üzerine dökelim. Kapağımı da kapattım. Bu şekilde 25 dakika pişirdikten sonra dolmalarım servise hazır. Dolmamız güzelce pişti. Şimdi artık servise sunabilirim.